Yani hiç gelip de bir süre burada kalan olmadı mı? Her yok, yok. Hepsini yakalayıp geri veriyorlar mıydı? Geri gidiyor. Bir kişi kalmadı. Ha. Bir kişi kalmadı. Peki ne kadar sürdü bu göç olayı? Senin hatırladığın. Sen 4 yıl askerliğin boyunca hep gördün mü gelenleri? Bu ben askere gittim zaman bile hayır. Alman harp yapıyoruz o zaman. Hı. Benim 4 sene askerliğim var. Bir sene de burada sivil askerliğim var, 5 sene. Bu 4 sene zarfında o zaman biz gittik, topçuyduk. 2 seneydi topçu askeri. Piyade 1,5 seneydi. Bahriye 3 seneydi. Bunlar hep kıçı mısındı böyle. Ne? Biz askere gittik 43'te, 47'de geldik. Şimdi topun künyeleri, künyesi, efendim parçalarını kaç kişiler çalışır veyahut ki birlikte kaç kişi var, atlarından, matlarından, memleketinden hepsini sayarım. Şimdi şu anda sayabilirim. Peki sen bütün acemiliğini ve usta erliğini hep Ayvalık'ta mı yaptın? Hayır, yok ne Ayvalık, çok gezdik. İlk Ankara'ya gittik, Balat'a gittik, Yalova'ya gittik. Ben Kartal, Samandere'ye gittik. Tekrar gene Bursa'ya döndük geldik. Bursa'da 4 seneyi tamamladık. Neydin, jandarma mıydın? Topçu. Ha. Peki bu akşam, buradaki akşam devriyelerinden hatırladığın başka neler var? Yani kaçanlarla ilgili başka hatırladığın neler var? Başka bir şey yok öyle. Aynı işte onu devam ediyor. Orada şimdi o zaman Alman işgal etmişti orasını ya. Kaçan kaçıyor, kaçamayan öldürüyorlar hepler orada. Kaçakçılardan bahsettin. Kaçakçılar buradan ne götürürdü, oradan ne getirirdi? Şimdi oradan tabanca getirdiler. Efendim buradan domuz yavruları alıp giderler. Veya domuz, büyük domuz. Ufak veya büyük. Canlı. Canlı alıp giderler. Yabani domuz mu yoksa yabani, yetiştirme? Yabani. Yani dağda yakalanan domuzu götürüyor. Dağda yakalananları getiriyorlar. Hatta ben hapishanede bile yattım, Yunanlılar vardı. Bana bir beyaz vardı işlerinde. O bizden Türkçeyi şöyle böyle öğrendi. Biz de ondan bazı girişçiler ama işte yatmasını, kalkmasını falan filan başka bir şey yok. Bilemiyoruz, konuşalım. Da bana derdi şöyle mikro derdi, yani mikro ufak demek. Şöyle derdi, ufak domuz derdi, tut derdi ve ben sana bir kasa tabanca getireyim buraya derdi. Buraya kadar, sahile kadar kayıkla tabanca getirirler, mermi getiriyorlar. O zaman bu oldu. Burada o zaman ben çocukluğumda bizde tabii şey yoktu. Para yoktu, top alalım, oynayalım ufak yere. De mahalle arası Ayvalık'ın içerisinde bombalar. Efendim saldırmalar böyle büyük. Veyahut ki tüfekler gibi şeyler sokaklar ortasında da geziyordu. Hepsi bunlar Midilli'den mi geliyordu? Yok, buradaki olanlar, kaçanların şeyleri onlar. He. Kaçanların silahları kalıyordu burada. Ne diyorum mesela, tencere yemeğini bile ateşten indirememiş herifler. Allah Allah. Kaçıyorlar, tabii canını kurtarsın diye. Can pazarı bu, başka şey yemez. Ve işte bizimkiler, yağ küpleri, küplerle dolu. Kapılar açık. İstediğin gir, ne istersen al git. Evet. Yani serbest. Peki senin anlattığın kaça, yani bu kaçakçılar Midilli'den buraya geliyor diyorsun. Geliyordu. Ha, yani onların nerede geliyorlar ha? Ya onların satacak malı olduğu zaman buraya geliyordu, bizimkinin satacak malı olduğu zaman oraya mı gidiyordu? Şimdi bizim öyle değildi de burada mal gitmezdi o tarafa. Çok gitse bir domuz giderdi. Ama oradan silah gelirdi, mermi gelirdi veya başka bir şey. O zaman benim çocukluğumda, gençliğimde kalay, muh, efendim daha ona benzer şeyler yoktu zaten, kıttı. O zaman Yunanistan'dan gelirdi buraya. Hmm. Kaçak olarak getirdiler. Parkın önüne getirdiler kayıklar veya ki Ayvalık'ın içerisinde belediyenin önüne getirdiler. E peki kaçak getiriyor, kimse görmüyor mu onu, satıyor? Gece geliyor, kim gördük onu? Satarken problem olmuyor yani. Tabii.
gündüz gelse belki görürler veya tanırlar. Ama gece geliyorlar, ne oluyor? Bunlar canları kurtarsın diye yapıyorlar. Ne yapsınlar? Silah peki öyle açık satılmıyordu herhalde. Silah burada bana kasayla verdi, hadi bana olmadı. Kasayla, bir kasa böyle daha hiç açılmamış kasa. Tabanca? Tabanca. Olmadı. Ne yapayım, ne lüzum alayım diye. O zaman da biz genciz tabii.